Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi seyirler. Müslüm Gürses, doğmadı Müslüm Akbaş. 5 Temmuz 1953'te Fıstıközü Halfeti Şanlıurfa'da dünyaya gelmiştir. Arabesk ve Türk halk müziği sanatçısıdır. Müzik dünyasında Müslüm Baba olarak tanınır. Son yıllarda bazı pop ve rock tarzındaki parçaları da repertuarına katarak Nilüfer'in Olmadı Yar isimli şarkısını, Teoman'ın Paramparça, Tarkan'ın İkimizin Yerine, Şebnem Ferah'ın Sigara ve Kenan Doğulu'nun Tutamıyorum Zan adlı çalışmalarını da seslendirdi. 1979 yılında ilk defa İsyankar filmiyle kamera karşısına geçen Gürses, toplam 38 sinema filminde rol almıştır. Temmuz 1953'te Şanlıurfa'nın Halfet ilçesinin Fıstıközü köyünde kerpiç bir evde dünyaya geldi. Annesinin adı Emine'dir. Babası Mehmet Akbaş rençberlik yapar. Türkü söylemeyi sever, bağlama çalardı. Akbaş çiftinin Müslüm'den sonra Ahmet ve Zeyno adında bir erkek, bir de kız çocukları oldu. Müslüm Gürses'in çocukluğunun ilk yılları Şanlıurfa'da geçti. Gürses 3 yaşındayken ekonomik nedenlerden dolayı ailecek Adana'ya göç ettiler. Müslüm Gürses şarkıcılığa 1965 yılında küçük yaşta Adana'da bir çay bahçesinde şarkılar söyleyerek başladı. Aynı zamanda halk evine de gitti. Terzi çıraklığı ve kunduracılık yaptı. O yıllarda bir gazinoda sahneye çıktı. Ayrıca ilkokuldan mezun olduktan sonra 14 yaşındayken 1967 yılında Adana Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen yarışmaya katıldı ve birinci oldu. Sesiyle küçük yaşlarda dikkat çeken Gürses, kendisiyle yapılan bir röportajda o dönemle ilgili olarak şunları söylemiştir. "İlkokulu bitirdim, gerisi yok. Adana'da damda yatarken uzun hava okudum. Arkadaşım halk evine gidiyordu. Ben de gittim." derken Çukurova Radyosu'nda sanatçı oldum. Soyadında orada çalışırken Gürses olarak değiştirirler. 1967 yılından itibaren TRT Adana Çukurova Radyosu'nda da her hafta cumartesi günü canlı olarak türküler söyledi. 1968 yılından itibaren piyasaya ilk 45'likleri çıkarmaya başladı. İlk plağı 1968 tarihli Emmioğlu Ova'da Taşa Basma plağıdır ve Ömür Plak Adana basımıdır. Ömür Plak ile toplam 4 adet 45'lik yaptı. İstanbul'a gelen Gürses, Selahattin Sarıkaya'nın sahibi olduğu Sarıkaya Plak ile 2 adet 45'lik plak doldurdu. Giyin kuşan Selvi Boylum, Hayatımı Sen Mahvettin ile Gitme Gel, Haram Aşk. Daha sonra 1969 yılında yine İstanbul'da Palandöken firması ile çıkış parçası olan Sevda Yüklü Kervanları içeren Sevda Yüklü Kervanlar Vurma Güzel Vurma isimli 45'lik plağı çıktı. Bu plak tam 300 bin adet satarak rekor kırmıştır. Gürses bu plaktan sonra askerliğini yaptı. Tekrar İstanbul'a gelerek aynı firmada plaklarını çıkarmaya devam etti. Palandöken firması ile tam 13, sonra Bestefon firması ile tam 4, daha sonra Hülya Plak ile tam 15 ve nihayet Çın Çın Plak ile tam 2 adet 45'lik plak doldurdu. Müslüm Gürses'in dinleyici kitlesi birçok araştırmaya konu olmuştur. Doktora tezleri dahi yazılmıştır. Mesela 2002 Bağlam Yayıncılık, Caner Işık, Nuran Erol, Arabeskin Anlam Dünyası ve Müslüm Gürses örneği. 1999 yılında Müslüm Gürses'in o dönemde 15 yıl boyunca albümlerini çıkardığı Elenor Plak firmasıyla yolları ayrıldı. Ocak 2006'da Gönül Teklem adlı albümü Seyhan Müzik etiketiyle raflardaki yerini almıştır. Gürses'in 2006'da yazar Muratan Mungan'la ortak projesi Aşk Tesadüfleri Sever, Pasaj Müzik etiketiyle müzik marketlerdeki yerini aldı. Mungan'ın sözlerini yazdığı David Bowie'den Garbage'a, Leonard Cohen'den Jane Birkin'e birçok yabancı müzisyenin bestesini yaptığı şarkıları seslendirdi. Sonra 2009 yılında yine aynı firmadan çarpıcı bir albüm
Sandık ile Müslüm Gürses sahnelere geri döndü. 2010 yılında Kasım ayında yeniden Pasaj Müzik ile Yalan Dünya isimli bir albüme imza atmıştır. Müslüm Gürses 15 Kasım 2012 Perşembe günü Memorial Hastanesi'nde geçirdiği bypass ameliyatından sonra akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Kendisine solunum cihazı bağlandı. Gürses 3 Mart 2013'te yaklaşık 4 aydır tedavi görmekte olduğu İstanbul Memorial Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 4 Mart 2013 günü Teşvikiye Camii'nden kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi. Kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Şimdiden herkese teşekkürler.